Ne yapıyorsun burada? Gözlerinin düştüğü yere bakıyorum. Mehmet, bu kadın 10 santimli topuklularla gezer. Yani ben bu merdivenlerden indiğini hiç görmedim. O gün ne oldu da asansörü kullanmadı? Anne sen de mi ya? Mehmet kurban olayım, bana doğruyu söyle. O güne dair benim bilmediğim bir şey var mı? Yani bu işin seninle bir alakası var mı? Anne sen iyice delirdin ha. Gülseren Ayda'nın annesi. Ayda mutlu olsun diye 2 aydır kadına evimde bakıyorum. Şimdi niye kalkıp kadını merdivenden iteyim? Ben merdivenlerden ittiğini söylemedim sana. Nereden çıktı bu? Lafın gelişi söyledim anne. Benim bu meseleyle bir alakam yok. Kendine gel. Tamam anlaşma. Tamam, tamam kızma. Ama bu işin içinde bir iş var. O kadın merdivenlerden inmezdi. Kesin bir iş var. Kimse bir şey söylemiyor. Neyi var? Ayda kızım biliyorum çok zor ama Metin ol. İyi olacak anne. Doktor bey, annem iyileşecek mi? Küçük bir atak geçirmiş. Durumu stabil hale getirdik. Ayda Hanım'ın ismini sayıkladı. Bak gördün mü, kendine gelmeye başladı demek. Vakit kaybetmemek lazım. Bir atak daha gelirse büyük tehlike yaratabilir. O yüzden hastayı acilen ameliyat alıyoruz. Evet Mehmet, hastanedeyim. Ameliyattan çıkmasını bekliyorlar Gülseren'in. Ne dediler? Yaşayacak mı? Bilmiyorum ama kendinde. Ameliyata girmeden önce sayıklıyordu. Ne? Ne dedi? Kızını yanına çağırdı. Telefon falan dedi. Telefon mu? Alev, ne yapıp edip Gülseren'in telefonunu bulman lazım. Nasıl? Niye ki? Biz konuşurken görüntümüzü almış olabilir. Ne yap ne et, o telefonu bul bana getir. Doktor bey, annem nasıl? Ameliyat planladığımız gibi geçti. Bir araz kalıp kalmadığını anlamak için biraz zamana ihtiyacımız var. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hiç merak etme. Annen iyileşip tekrar ayağa kalkacak. Tamam mı? Göz
Hüseyin'in telefonunu bul Alev. Eğer konuşmalarımızı kayda aldıysa mahvoluruz. Teoman bulmadan o telefonu bul getir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.